Aa, geldiniz mi? Ben akşam döneceğini sanıyordum. Nereden geliyorsun bu saatte? Sana ya ablacığım. Annem misin? Yoksa 7 yaşında mıyım ben hala? Ben sana söyleyeyim nereden geldiğini Nalan. Murat bize biraz izin verir misin? Git evinde uyu. İyi olur. Haberleşiriz daha. Toparlanınca ararsın. Can'ın atölyesinden geliyor Narinci. Sallana sallana çıktı biraz önce oradan. Geceyi birlikte geçirmişler. Ben de kapıyı yumrukluyorum. Niye açmıyorlar acaba diye. Ne? Ya. Ne Şardiye Hanım? Kimse ortalarda yokken fırsatını iyi kullanabildin mi? Fırsattan güzel faydalanabildin mi ha? Sen nasıl bir pisliksin ya? Ne yapmaya çalışıyorsun ha? Allah'ın gerizekalısı. Şu evi çek, kırarım bunu birkaç yerinden, yerden toplarsın. Denesene bir, ha? Denesene. Gebertirim seni. Pis fırsatçı! Ya benim fırsata falan ihtiyacım yok be. Adam çoktan ipini koparmış gitmiş zaten. Sen hala uyuyor musun? Ya Deniz, Şadiye ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Durun ya. Bırak ya. Geberteceğim şunu. Aşağılık Deniz! Yaratık. Sen git sevgilini gebert. Ama unutmuşum, yine bir fırsatını bulur, affedersin onu değil mi? Tepene çıkar. Bu bir suçu yok yani, öyle mi? Ben öyle bir şey söylemek istemedim ama sen git sevgilinle hallet huzuru, tamam mı? Nasıl olsa seni uyutacak bir yolunu bulur yine. Uzun bir süre yüzünü görmek istemiyorum Nari. Abla, abla bak yapma. Çıkacak şimdi. Abla. Abla. Abla hadi gidelim bak, çıkacak şimdi. Abla hadi gidelim. Aa, evde yok mu bu ya? Hadi gidelim. Ya abla hadi gidelim. Abla bak hadi gidelim, çıkacak şimdi. Abla bak ben ne diyorum, çıkacak şimdi. Abla. Tamam be ötekşi. Nerede kaldınız kız? İki saattir sizi bekliyorum ya burada. Çorba buz gibi oldu. Niye bizi bekliyor ki? Rukiye Hanım çok hasta olmuş. Ona çorba yapıverdim. Hadi birlikte gideceğiz şimdi çorba götürmeye sevabına. Yürüyün. Rukiye Hanım kim ki? Ya şu aşağı mahalledeki topal kadın yok mu? Anneciğim benim ders çalışmam lazım. Çok dersim var. Siz gitseniz olmaz mı? Başlatma şimdi dersine. Tut şunu. İki dakika gideceğiz, geleceğiz beraber. Hem temizlik de yaparsınız, biraz ortalığı toparlarsınız. Sevaptır, kadıncağız hastaymış. Hadi yürüyün, düşün önüme. Yürü bakayım. Allah Allah, sevaptır diyor. Allah Allah. Hadi, hadi. Çorban da hazır. Buyur Rukiye Hanım. Hah, sağ ol Hatice. Demek kızları da getirdin ev işi yapsınlar diye ha? Tabii ya. İki dakikada temizleyiverirler şimdi evi. Hiç merak etme sen. Kız, Şadiye uyuyor mu sen? Aa. Kız, şşt. Uyansana bak, işler var yapılacak. Aa, kime diyorum ben? Ben yaparım anneciğim. Dur hele dur. Sen otur azıcık.
Benim annene anlatacaklarım var. Sana o kadar dedim ama sen beni dinlemedin ki abla. Senin yüzünden bir haftadır buraya geliyoruz. Kadının evini kazıyoruz. Sus da işine bak Şadiye. Annem çok pis kızdı yalnız. Ya babama söylerse? Ne olacağına bak sen. Kesin söyleyecek. Bana bakın. Çeneyi bırakın da bitirin artık şu işleri. Daha mutfak temizlenecek. Tabii teyzeciğim, hemen. Ne dedin? Duymadım. Yok bir şey teyzeciğim. Hayatımız boyunca bu kadına hizmet edeceğiz senin yüzünden. Geçen söylediklerim için özür dilerim. Senin bir suçun yoktu. Ben de öyle git. Candan hesap sor falan deyip çıkmamalıydım işin içinden. Zaten senden sonra da Şadiye çekti gitti, kavga ettik. Nereye gittin? Ne bileyim. Öyle kayıp yok ortada. Bir de mektup bırakmış giderken. Herkes kendi yoluna falan diye. Candan haber var mı? Yok. O gün bugündür konuşmadık. Özleyip bir sesimi duymak için aramadı bile beni. Ama senin cadı da ortalarda olmadığına göre kesin gidip ona yerleşmiştir. Rahatsız etmeyelim şimdi. Saçmalama kızım ya. Ben hiç öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Can bir haber olsun göndermez miydi öyle bir şey olsa? Meraktan deliye döneceğimi bilmez mi? Aman aramaz o hayvan. Şimdi öpüşüp koklaşıyorlardır. Bunca yılın hasreti var tabii. Rahatsız etmeyelim onları biz. Ya Deniz'cim ya, sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Yok öyle bir şey. Bence Can hala sana bu sergi meselesinden bozuk. Şadiye'yi oradan çıkarken gördüğünü bile bilmiyor. Yok be, atıf etmiştir ona. Ama bak bu sefer gelse, ağlasa, yalvarsa bile bir daha olmaz. Kabul etmeyeceğim onu. Bitti gitti, tamam. Barışırsınız yakın zamanda, boş ver. Ama zaten Şadiye söyledi ya, bir şey olmamış aralarında. Nasıl bir şey olmamış? Ya işte geçen gün öyle konuşurken ben bunu köşeye sıkıştırdım işte kavgada. Öyle işte yok dedi, orada mıydın dedi, ne biliyorsun dedi. Gözünle görmeden nereden biliyorsun dedi. Bayağı böyle tersledi beni. Ha. Belki gerçekten bir şey olmamıştır, ne bileyim. Ben geçen sefer de yanlış anladım ya. Boş ver ya. Sen bu kadar güvensizliğin üzerine ilişki mi yürür? Boş ver, boş ver. Ya Deniz bak. Can sana deli gibi aşık. Gerçekten düzelirsiniz yakında. Her şey yoluna girer. Ben eminim. Tamam şimdi birazcık kızgın evet. Ama geçecektir göreceksin. Ya Şadiye ile aralarında bir şey olduğunda gerçekten sanmıyorum dedim ya. Dert girdi ki. Irmağın işte sorun çıkmış. İsviçre'ye döndüm belki temel. Ne? Evlilik falan? Aylarca başımızın etini yedi. İntiharlar etti. Şimdi kariyerim daha önemli diyor gidiyor ya. Nasıl ya? Anlamadım ben de bir şey. Bak bu ikisinin arasında bir sorun oldu. Bunlar bize söylemiyorlar. Gidecek bu sefer. Biliyorum ben. Bir daha da dönmeyecek buralara. En başından beri söylüyordum. Biliyorum ben. Gidecek, dönmeyecek. Ya Deniz dur üzülme. Anlat bakayım bana. Ne oldu tam Irmak'la? Ne dedi? Efendim Atıf'cığım. Alo Narin. Beni yine karakoldan çağırdılar. Ya tanıdığım birisi öldürüldü ama bu sefer durum ciddi. İfademi falan başvuracaklar. Ne diyeceğim, sen de atlayıp gelsene buraya. Şimdi başıma iş alırım falan burada. Ne? Hangi karakoldasın? Nerede? Tamam. Tamam, geliyorum 15 dakikaya. Bekle. Bana bak. Ben gelene kadar ağzını açık bir şey söyleme sakın. Hadi tamam. Ah. Atıf, karakolda yine. Bu sefer cinayetle ilgili bir şey. Anlamadım. Ne? Zanlı değil, tanık bu sefer. Dur ben bir gideyim de anlatırım dönünce. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.